Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir video ile karşınızdayım. Sabahleyin 8'e çeyrek var, New York'tayım. Uber'deyim şu anda, Uber'e bindim. Yanımda da Coca-Cola arabası var, bütün kırmızılı suratıma vurdu. Zaten bütün şeyim yetmiyormuş gibi, sabah mamurluğum yetmiyormuş gibi bir de bu geldi. Sabahın 8'inde çıkıp da sandviçe mi gidilir derseniz gidilir. Niye? Çünkü 1880'den beri burada bu sandviç. En ünlü, en meşhur sandviççisi buranın. Et sandviçleri yapıyorlar. Şöyle kalınlıkta etler yapıyorlar, sandviçler yapıyorlar. Yani porsiyon olarak da yapıyorsunuz ama ben sandviç tercih edeceğim. Katz Delikatesen, efendim ismi Katz Delikatesen. Ve çok meşhur gerçekten. Öğlenleyin, hatta öğlene yakın, öğleden sonra da dehşet bir yoğunluk oluyor. O yüzden sabahın bir köye gideyim çekeyim dedim. Bet sesim ve de partlak gözlerimden dolayı kusura bakmayın, özür dilerim. Ne kadar da böyle şey yapsam da, kapatmaya çalışsam da. Bu arada Benem'den dolayı da soranlar olacaktır. Evet, rock albümün yakında müzik paketlerde olacak. Manhattan downtown'a doğru, Manhattan şehir merkezine doğru gidiyoruz. Sabah sabah berbat bir trafik var. Bizim şoför de süper atarlı, herkese böyle korna falan çalıyor. Ne acelesi varsa anlamadım. O arada giderken şöyle biraz New York sokaklarını göstereyim size. Bu soğukta sabahın köründe New York sokakları. Hatta şöyle ön taraftan göstereyim. Az bir süremiz de kaldı, demin de dediğim gibi zaten birazdan varacağız. Manhattan'ın tam şehir merkezinde Katsteli. Öyle turistik yerlere yakın, işte oradan da yürüyerek oraya gideriz falan diyeceğiniz bir yer değil. Açıkçası daha çok böyle insanların oturduğu, yaşadığı yerlerden bir tanesinde. İşte adamın sığırlığı buradan belli. Adres bazen GPS'te böyle bir sokak ya, belki de bazen böyle bir blok bile fark edebiliyor. Benim istediğim yere getirmedi. Buralarda bir yerde diyor. Ya sağdadır ya soldadır diyor. Onu biz de biliyoruz. Davaro. O kadarın farkındayız. İnsan şöyle bir GPS'e tekrar yazar. Böyle direkt adres çıkar oradan. Ama nerede? Bunları tabii New York'ta aramak delilik zaten yani. Aramaya gerek yok. Evet, gözüktü. Bugünkü kahvaltımız gözüktü. Gördüğünüz gibi çok eski bir yer. Çok da güzel bir yer. Şimdi biz ne yiyeceğiz onu söyleyeyim. Ben buraya ne yemeye geldim? En ünlü etleri pastırma et. Bu arada hepsi dana eti. Pastırma etleri var içeride. Şimdi zaten gireceğiz birazdan. Artı bir de corn beef dedikleri salamura bir etleri var. Çok güzel bir et olduğunu biliyorum. Daha önce çünkü Selfridge'de Londra'da aynı benzer bir mağaza var. Marka aynı değil ama benzer bir mağaza var. Hemen hemen aynı etleri satıyorlar. Yani tad olarak bilmiyorum tabii, burada ilk defa yiyeceğim ama orada da yine aynıları vardı. Hatta bir videomda da var, çok eski videolardan bir tanesi de var. Oradan da bulabilirsiniz. Bildiğim için burası da bu işin top noktası, en üst noktası olduğu için o yüzden bir artık dalalım içeriye. Yeter, ben daha çıktım. New York'ta adama çok fazla yol vermezler. Kırmızı yanıyor. Abla üşümüyor mu? Cırcır olursun, o ayaklar ne kız? Evet efendim, dediğim gibi çok eski bir bina. Morning. Pay your bill with the ticket. Oh yeah. On the way out, returning. Okay, thank you. Efendim bu bileti kaybetmemeniz gerekiyor. Bu sizin adisyonunuz. Burada 7 tane farklı şey var. Butcher var, kasap var. Bunlar size etlerinizi kesip veriyor. O yüzden etlerinizi buradan alacaksınız. Bu da bizim adisyonumuz olacak. Amerika'daki enteresan sistem. Çünkü Amerika'da hep ödeyip yersiniz. Burada yiyorsunuz. Buraya yazıyorlar, sonra ödüyorsunuz. Bu bileti kaybetmemeniz gerekiyor mutlaka. This is my first time in here. First time here. Yeah. It won't be your last, I promise. Okay. Can I get it? Pastrami. Okay. Bu arada her şeyi denettiriyorlar burada. Öyle bir özellikleri de var. Öyle şundan yiyeceğim, bundan yiyeceğim, bir tadına bakayım diyebiliyorsunuz. İçeriği şöyle biraz göstereyim. Birazdan oturacağız zaten. İçerisi gayet kalabalık. Ben 8'de gelen tek deli benim zannediyordum. Benim gibi deliler de varmış meğerse. Oh Allah şükür tek deli ben değilim. Aman baba, et çıktı. I'm following you man. Vallahi var ya, ciğerci kedisi gibi takip ediyorum. Oh kes babacığım. Okay, yiyelim bakalım şunu bir. Ulan mübarek, sabah 8'inde bile çok güzel ya. Bir tanesinde şöyle dürüm bükeyim ya.
harika valla. Porsiyonlar inanılmaz büyük. Onu söyleyeyim. Mesela şu anda kestiği benim sandviçim. Benim sandviçin içine koyacağı et. Birazdan size zaten fiyatını da söyleyeceğim bu sandviçlerin. Biraz pahalı. Öyle çok ucuz değil maalesef. Ama değer mi derseniz kesinlikle değer. Onu söyleyebilirim. Yani şimdi şuraya da baba onları yerleştirecek. Oh koydu valla. Az bir hardal. Bu kadar abi. Başka bir şey yok. Onu da ikiye böldü. Baba Fingo oraya koydu. Yes please. Bu arada bilenleriniz vardır burada, eğer turşu yediyseniz bizim turşulardan farklı olarak biraz tatlıdır turşular ama bazı yerlerde bizim Türkiye'nin turşularına çok yakın turşular var. Bu da onlardan bir tanesi. Gayet güzel turşuları. Evet efendim, sandviçimiz bu. Yes. Okay. Can I try the corned beef? Yes. Thank you. Okay. Bu herife bahşişte vermek lazım. Güler yüzlü bir adam. Herkes şey diyor, burada böyle çok güler yüzlü birilerini bulamazsın falan diyorlar. Abi bir 5 dolar verelim. Corned beef, corn beef, okay. Second. Okay. Okay. Where are you from, my friend? I'm originally from Turkey, but I'm living in LA. Oh, nice. Yeah. Evet efendim, bu da this is for you by the way. Thank you so much. Efendim bu da corned beef dedikleri salamura et. Bu da çok güzel abi. Dil gibi vallahi. Bahsettin, Selfridge'de bir dil satıyorlar. Aklınız durur. Londra'ya gidenler varsa kesinlikle Selfridge'in altında bu yemek katı var. Çok büyük bir alışveriş merkezi zaten. Çok güzel bir alışveriş merkezidir. Sadece dil, hardal, ekmek ve de yanına turşu yiyin. Bana dua edin beyler, bayanlar. Özür dilerim. Şunu da götüreyim ya. Bundan sonra aslında sandviçe geçeceğiz. Baba bu var ya, sabaha kadar gider yemiyor. Daha mideye inmeden bile babacık diye bağırıyor. Küçük parçaları yemeyeceğim mi zannettiniz? Onları da götüreceğim tabii ki. Evet efendim, mamamızı aldık. Şimdi bu mamamızla beraber şuraya bir çökelim, oturalım. Şurada şöyle güzelce bir sandviçimizi yiyelim. Abi şu etin güzelliğine bakar mısınız ya? Böyle bir güzellik olabilir mi yani? Şimdi eğer ki sizin için bu fiyat pahalıysa, yani 22 dolar 45 sent, ben bir sandviçe o kadar para vermem diyorsanız sizi anlayabilirim. Ama benim gibi et manyağı bir insansanız buna 50 dolar da verirsiniz. Sabah 7'de bunu yemek için kalkarsınız, buralara da gelirsiniz. Yani iyi ki de gelmişim, şöyle bakıyorum etrafa. Benden başka bir tek bu abiler var. Onlar da bagel diyorlar. Arkada bir iki kişi var. Çok şükür tek deli ben değilmişim diyorum ama yani gerçekten de buraların ağzına kadar dolduğunu düşünün. Şurada sıralar oluyor. Ya dehşet bir şey yani gerçekten. Hadi yemeğe geçelim. Artık anlatmaktansa yemeği tercih ediyorum. Haydi bakalım başlayalım. Allah var ya. Allah mal bölünmesin. Parçaya bak abi. Bunu yiyeceğiz. Bütün ağzınızın içi etle doluyor. Dehşet güzel bir şey oluyor. Anlatamam yani size gerçekten. 1880 yılında kurulmuş burası. Yani New York'un, belki de Amerika'nın, Amerika'yı tam bilmiyorum ama New York'un olduğunu biliyorum. En eski et sandviçlerinden bir tanesi. Hatta tek galiba. Adamlar deli satışlar yapıyorlar. Dünyanın her yerinden buraya insanlar et yemeye, sandviç yemeye geliyor. Ve inanılmaz kalabalık oluyor, başta da söylediğim gibi. Şöyle bir enteresanlık var. Yılda bir kere 1880 yılında açtıkları ilk zamanki fiyatlarını yapıyorlar. 50 sent gibi bir şey. Öyle düşünün. O zaman işte 5 sokak falan sıra oluyor. Çünkü 22 dolar yediğiniz şu eti 1 dolardan daha az bir fiyata yediğinizi düşünün. Artık insanlar çıldırır herhalde yani. Gerçekten ben olsam ben de çıldırırım. Gelirim 10 tane falan alırım. Eve götürürüm. Paketler dursun yani. Ne olacak ki abi? Acayip güzel. Bu arada turşunun da tadına bakalım. Turşu da çok güzel. Kütür kütür de ne gidiyor yanında biliyor musun?
Bir yanında su içeceksin abi. Kola, mola falan şişirmeyeceksin. Şişirirsen bu baba fingoyu yiyemezsin. Çünkü bir torik daha bekliyor bizi. Burada bir tane daha bu torik aynısından. Normalde corned beef olana ve pastramiye coleslaw falan da koyuyorlar. Özel bir sosları falan da var ama tavsiye etmem. Sadece bu etin tadını alın. Çünkü bu et çok özel yapılan bir et. İçine sadece biraz hardal, fazla değil çünkü çok hardalla baskın oluyor, öldürüyor etin tadını. Gerçi bu eti kimse öldüremez, ben size söyleyeyim. Bu kalınlıkta bir etin ölmesi mümkün değil. Sabah kahvaltısı. O kadar güzel bir sabah kahvaltısı ki hem de anlatamam yani. Anlatılmaz yaşanır, buyurun yaşayalım. Babacıklar aşağıda indi yatıyor şu anda. Mışıl mışıl uykuya geçtiler. Çok fazla yiyen insanlar değilseniz eğer rahatlıkla iki kişi paylaşabilirsiniz. Kesinlikle. Bir bildiğimiz salatalıkmış. Turşu değil. Bu turşu olanı daha güzel. Bunun yanında çok daha güzel gidiyor. Sevgili hanımlar, öyle çok ya sağlam yerim demiyorsanız iki arkadaş gelin garanti. Erkekler bunun bir tanesini götürürler. Hele et seven bir erkekse, ben de Anadolu erkeğim, alfa erkeğim, bildiğiniz gibi etle besleniyorum. Çok rahat yersiniz. Yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı bu arada. Saat şu anda kaç? Saat şu anda 9. Millet gelmeye başladı. Herhalde herkes benim gibi uyanıklık yapıyor. Sabah erkenden geliyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Sabah sabah et mi yenir? Ya yemeğin, daha doğrusu etin saati mi olur ya? Ben sabahleyin hamburger de yerim. Ne bileyim, kavurmalı yumurta da yerim. Ondan sonra gelirim pastırmalı sandviç de yerim. Yani hepsini yerim. Bunda yiyemeyecek bir şey yok. Bu arada şöyle göstereyim. Buradan isteyen bu etleri de alabiliyor. Sucuklar da yapmışlar. Onları da alabiliyorsunuz. Şöyle genel olarak bir göstereyim. Su almaya kalktım. Suyu alırken de size şöyle bir etrafı göstereyim istedim. Çok çok eski. İşte gördüğünüz gibi duvarlarda böyle bütün şeyler var. Ünlüler, münlüler falan, hatıralar falan, bir sürü şeyler var. Yani bir de water service only yazıyor. Sadece su veriyoruz, başka bir şey vermiyoruz. Gerisi hepsi parayla diyorlar. Şuraya da yalak yapmışlar. Gideyim yalaktan su içeyim bari. Baksana abi, bildiğim bizim eski Sebillere benziyor ya. Şuradan şöyle bir suyumuzu dolduralım. Oh, soğuk mu? Yok, çok da soğuk değilmiş ama yine değil. Bu da ek salonumuz efendim. Bunu da düğünler için, nişanlar için yaptırdık. Şimdi sordum, dedim ki bu dedim domuz salonu mu yoksa dana salonu mu dedim. Biz hiçbir şekilde dedi domuz satmıyoruz dedi adam. Her şeyimiz dedi dana et dedi. Şunu bir götüreyim bakayım. Götürelim abi. Aman çok güzel lan. Vallahi var ya. İnanılmaz güzelmiş. Ben bundan alayım ya. Eve götüreyim. Of, acayip güzel. Vallahi çok güzel, billahi çok güzel. Fena halde beğenmiş durumdayım. Bir tane daha götüreceğim hatta. Şuradan da giderken bir tane alacağım. Şuradan bir tane kurtarayım şu ufaklardan. Büyükten çünkü götürüyorum ama bavula sığmaz yani, deli bir şey yok. Send the salami to your boy in the army diyor. Büyük ihtimalle bunu ücretsiz yolluyorlardır. Askerdeki çocuğunuza, ordudaki çocuğunuza salami yollayın diyor. Anladığım gibi eminim bunlar bedava yolluyorlardır. Önce tartmam lazım diyor abi. Bir tartsın bakalım kaç liraymış, ne kadarmış. Dedim bugün dedim uçağa bineceğim dedim, gideceğim dedim, sıkıntı olur mu dedim de. Tartmaya da nereye götürdün abi, Eminönü'ne mi götürdün tartmaya? Şimdi onu tartıyor. Okay, $22. Okay. $22 tuttu bizim malzeme. $22'ımızı ödeyelim, paketimizi alalım, evde şu salaminin keyfini çıkartalım. Valla bugün uçuşum var. Bugün uçuş olmasa yani bir tane daha alır vakumlattırır falan bunları ama inanın zor yani. Abi bunları söyler şimdi. İşte benim kartım burada. Onu da karta işleyecek. $22 sandviçe verdik. $22 da buna vereceğiz. Alttakini sil yavrum. No cash. What is total? Total everything. Okay, 47. Okay. Şimdi salamiyi de alınca fiyat değişti. $47.24 oldu. Hem yediğim sandviç hem de salami ile beraber toplam $47. Yani burası sabahları 8'de açılıyor. Akşam 10'a kadar galiba. Ama cuma gününden itibaren, bugün cuma, bugün 24 saate başlıyorlar. Pazar günü de akşam 10'a kadar.
Bugün 24 yapacaklar. Pazar günü akşam 10'da kapatacaklar. Bence her gün 24 saat olması lazım. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki iyi ki bu bizim orada yok, Los Angeles'ta falan. Çünkü nasıl biz böyle diyoruz ki ya karnımız acıktı, bir ıslak burger mi atsak Türkiye'de, İstanbul'da? Bir kokoreç mi atsak? Bir şunu mu atsak? Ben burada bundan başka bir şey yemem ki. Şu güzelliğe bakar mısın abi? Şunun şu güzelliğine bak. Böyle bir et var mı ya? Böyle bir güzellik var mı abi? Böyle bir şey var mı yani? Bunu canım sıkıldı mı yerim, acıkınca yerim, ulan değişik ne yesem acaba dediğimde aklıma ilk bu gelir, bunu yerim. Yerim de yerim yani. Sevgili arkadaşlar, bu böyle. Sabah kadar sular. Ben bunu tıngır mıngır yerim. Götürürüm. Uzatırım da uzatırım. Baksana abi, tabağa dökülenleri bile yemek başlı başına bir porsiyon yani. Bu yemekle bitecek bir sandviç değil. Siz de fazla tutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Mutlaka buraya gelin. Bu güzel tadı deneyin. Ben bunu sabaha kadar yerim, anlatırım. Zaten gömeceğim. Gözümde bir de corn beef var. Onunla mutlaka bir ufak sandviç yapmak istiyorum. Olmadı yarısını paketler götürürüm ama onun yarısından yiyeceğim mutlaka corn beef'in. Geldiğinizde mutlaka tadın bunu, deneyin. New York'ta olanlar, bilmeyenler varsa çok çok ayıp. Yaptığınız çok ayıp. Yiyin bunu. Mutlaka. Umarım video hoşunuza gitmiştir. En kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.